Değerli izleyenler merhaba. Bu hafta sizlere yanında gördüğünüz Türkiye'ye yeni giriş yapan bir otomobili anlatacağız. Bu otomobilin bütün özelliklerini yakından hep birlikte inceleyeceğiz. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da sevgili Cem bizlere mobilitenin farklı paydaşını anlatacak. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Ama galiba gidiyorsun çünkü bavulunla gelmişsin. Gitmiyorum. Aslında Çin'den yeni döndüm Yiğit ama bu benim bavulum değil. Bu yanımda gördüğün cihazın aslında bataryası. Ayrılabilen bir bataryası var. Böyle bavul gibi alıp evine çıkartabiliyorsun, evde şarj ediyorsun. Böyle değişik bir cihaz anlatacağım bu hafta sizlere. Ama dediğin gibi aslında bir seyahatten geldim. Çin'deydim ve Çin'de de bir akıllı telefon üreticisinin ve akıllı saat üreticisinin lansmanına gittim. Ama orada farklı şeyler gördüm. Senin konularına da biraz daldım. Bir otomobili inceleme fırsatı buldum. Ama yine o akıllı telefon üreticisinin otomobili. Çin'in Shenzhen kentinde otonom bir sürüş gerçekleştirdik. Yani kendi kendine sürücüsüz gidebilen bir araç deneyimledim orada. Haber turunda onları da izleyicilerle paylaşacağız. Peki merakla bekliyorum ama istersen önce gel bu haftanın öne çıkan gelişmelerine yakından bakalım. Sonra seninle birlikte yanımda gördüğüm bu aracı bir yola çıkaralım. Olur. Hadi haber turuyla başlayalım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre bu yılın ilk çeyreğindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %25 arttı. Böylece bu dönemde satılan elektrikli araçların sayısı 2020'nin tamamında satılan elektrikli araç sayısına eşit oldu. Dünyada bu yıl sonu itibariyle elektrikli araç satışlarının %20'den fazla artarak 17 milyona ulaşması bekleniyor. Böylece 2024 sonuna kadar dünyada satılan her 5 araçtan birinin elektrikli olacağı tahmin ediliyor. Otomobil satışlarında rekorlarla geçen uzunca bir dönemin sonuna gelindi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Nisan ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre %22,3 küçüldü ve 75.919 seviyesine geriledi. Böylece satışlar 20 ay sonra ilk kez azalmış oldu. Sektörde yapılan tahminler satışların yıl boyunca azalmaya devam edeceği yönünde. Habertürk'e konuşan sektör temsilcileri pazarın 2024'ü %35 daralma ile kapatacağını öngörüyor. Türkiye'de otomobil satışlarında en son daralma Ağustos 2022'de düşmüştü. Çinli teknoloji firması Huawei, ülkesinde düzenlediği lansman etkinliğinde yeni akıllı telefon modeli Pura 70'i ve akıllı saat serisini tanıttı. Habertürk olarak markanın yeniliklerini Çin'de yerinde takip ettik. Yapılan açıklamaya göre Pura 70 serisinde kullanılan kamera 300 km/saat hızla giden bir otomobili sorunsuz şekilde görüntüleyebilecek özelliklere sahip. Akıllı telefon Mayıs ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu. Çin'deki lansmanda Huawei'nin teknolojileriyle üretimine katkı verdiği elektrikli araç modellerini de deneyimleme fırsatı bulduk. Çinli markanın showroomlarında satışını gerçekleştirdiği elektrikli otomobillerden Luxeed'i incelerken, Aito 5 modelinin otonom sürüş özelliklerini ise Çin yollarında deneyimledik. Aito 5'in Çin'de otonom olarak kullanılmasına izin veriliyor. Ancak sürücü koltuğunda mutlaka bir sürücü bulunması zorunlu tutuluyor. Araç kendi kendine belirlenen rotada ilerleyip belirlenen noktaya kendisi gidebiliyor. Hibrit ve elektrikli versiyonları bulunan bu araçlar henüz uluslararası pazarlarda satışa sunulmuyor. Evet, bu haftaki konuğumuz Japon otomobil üreticisi Lexus'un en yeni modeli olan LBX. LBX aynı zamanda markanın en küçük modeli konumunda. Lexus biliyorsunuz daha çok D segment ve üzerindeki segmentlerde müşteri ürünler sunuyordu. Fakat LBX ile birlikte Japon marka artık B SUV segmentine de geçmiş durumda. Peki bu otomobil boyut anlamında daha küçülmüşken üzerindeki motor nasıl? Motor da küçülmüş durumda. Lexus bugüne kadar Türkiye'de yüksek motor hacmi dolayısıyla birazcık şanssızlık yaşıyordu. Çünkü motor hacmi yüksek olması otomobillerin ÖTV oranını yükseltiyordu. Bu da otomobilin fiyatına daha yükselmesine yol açıyordu. Fakat şimdi yeni modelli LBX'te görev alan 1.5 hibrit motor bu otomobilin ÖTV'sini düşürdü ve rakipleriyle aslında aynı ÖTV sınıfında olacak şekilde %80 ÖTV dilimine girmiş oldu. LBX peki nasıl bir otomobil? Şimdi gelin yakından birazcık bu otomobilin özelliklerine bakalım. Ön tarafta görüyorsunuz. Burada
kesintisiz bir Peugeot tasarımı karşımıza çıkıyor ki bu Peugeot tasarımı markanın yeni kimliğini temsil ediyor. Yine aynı şekilde farların buradaki damla formu yine Lexus'un artık yeni nesil otomobillerinde gördüğümüz, Kuzey Amerika sınıftan araçlarında gördüğümüz bir tasarım dili. Jantlara baktığımızda otomobilin üzerindeki 18 jantlar dikkat çekiyor. Bu jant ölçüsü otomobilde standart jant ölçüsü. Versiyondan versiyona bu değişiyor. Bundan bahsedeceğiz. Yine birazcık daha arkaya gelelim. Arkada görüyorsunuz burada SUV tasarımı bütünleştiren bir üçüncü sanki C stilindeki cam parça gibi görünen parça bulunuyor. Aslında bu pencere değil, bu plastik parça. Fakat bu aracın SUV görüntüsünü perçinleştirmek için bu aracın tasarımcıları böyle bir parçaya ihtiyaç duymuş. Lexus aslında Toyota'nın 1989 yılında Kuzey Amerika pazarı için kurduğu premium marka. Sonrasında diğer Japonlar da bunu takip etti. Fakat Lexus'un Avrupa'ya ve Türkiye'ye gelişi daha geç oldu. Neden? Çünkü bu markanın aslında hedef pazarı en başta Amerika ve Kanada'ydı. Fakat sonrasında marka diğer pazarlara açılmak istedi. Bugüne kadar Türkiye'de evet yüksek satış adedi elde edemedi. Fakat daha farklı pazarlama argümanlarıyla müşterinin kalbini fethetmeye çalıştı. Bunlar peki neler? Mesela örneğin siz bu arabayı aldığınızda diyelim bu otomobili güneye göndermek istiyorsunuz. Marka sizin için bunu bir taşımacıyla aslında halledebiliyor. Bu markanın aslında diğerlerinin ayrıştığı noktalardan bir tanesi. Diğer bir aslında markanın sunduğu avantajlardan bir tanesi de ne? Otomobiliniz diyelim yolda bozuldu. Servise ulaşamıyorsunuz. Bu aracın servis konusunda size gerekirse helikopterle, evet yanlış duymadınız, helikopterle olduğunuz yere bir servis hizmeti getirilebiliyor. Ve marka bunları Lexus'un hangi modelini aldığınıza bakmadan size sağlıyor. Bugüne kadar peki böyle bir şey yaşanmış mı? Bizim öğrendiğimiz kadarıyla yaşanmamış. Fakat yine de bu hizmetin sunulduğunu sizlere aktaralım. Otomobilin markanın diğer modellerinden farkı da burada damla formlu far tasarımında ortaya çıkıyor. Bu aslında Lexus'un yeni imzasının dediğinde bir tasarım. Yine ön panjur gibi bundan sonra da Lexus modellerinde büyük ihtimalle bu tasarım dilini göreceğiz. Bir de başka bir ayrıntı daha var. Burada logonun ızgara yerine kaputun üstüne taşınması. Bunun daha büyük modellerinde logo ızgaranın önünde yer alırken burada tasarımcılar daha farklı bir anlayışla logoyu artık kaputun üstüne almış. Bu da bir farklılık aslında. Peki, aracın jantlarına bakalım. Jantları 18 inç boyutunda. Bu boyut aslında otomobilde standart. Versiyondan versiyona tasarımı değişiyor. Versiyon demişken bu otomobilde marka donanım kelimesini kullanmıyor. Peki bunun yerine ne kullanıyor? Atmosfer kelimesini kullanıyor. 4 tane farklı atmosfer var bu aracın içinde. Bunların bazıları sportif, bazıları da yanında gördüğünüz gibi daha böyle prestijli, daha elegant görünmesi için yapılan bir tasarım. Kapı kolları, evet burada sanki klasik kapı kolu gibi gözüküyor ama klasik değil. Burada bir tuş da aslında açılıyor ve burada gördüğünüz gibi herhangi bir formla ben kapıyı kendime çekemiyorum. İçindeki tuşa basarak aslında kapıyı açıyorum. İçinde de bunun yine başka bir ayrıntısı bulunuyor. Ona da yine sürüşte bakacağız. Evet, Lexus LBX'in arkasına baktığımızda buradaki ışık çizgisini görüyorsunuz. Bu RX'le başlayıp NX'le devam eden ve LBX'le de aslında günümüze kadar gelen bir marka imzası tabiinde. Fakat daha büyük modellerden daha farklı bir biçimde bu tasarım elde edilmiş. Bu da yine Lexus'un yeni nesil tasarım anlayışı diyebiliriz. Peki arkasında baktığımız aracın başka ne görüyoruz? Aslında çok bir şey göremiyoruz. Burada Lexus yazısını görüyorsunuz. Modelin ismini görüyorsunuz. Burada aracın üzerindeki motorun belli eden bir ibare görünmüyor. Gayet sade bir tasarım söz konusu. Şurada bir spoiler görüyorsunuz. Bu spoiler aslında bilinçli bir tasarım. Sadece tasarım değil. Bunun aynı zamanda bir mühendislik de neticesinde yapılan bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bu otomobil gördüğünüz gibi evet bir B segment SUV. Fakat bu otomobilin yüksekliği rakiplerinden daha az. Peki neden daha az? İşte Lexus mühendisleri burada bu otomobilin daha dinamik sürüş elde edilmesi adına ağırlık merkezini açığa almak istemişler. Ve bunu da bu spoiler ve alçak tasarımla aslında desteklemişler. Bunun detaylarına sürüşte bakacağız. Fakat geçmeden önce tam şunu söylemem lazım. Otomobilin şurada gördüğünüz detayları, önde gördüğünüz detayları aslında burada Lexus'un yeni nesil anlayışını temsil ediyor. Şimdi aracın sürüş özelliklerine içine gelin birlikte bakalım. Tabi bunu yaparken Cem'i de yanımıza alalım. Cem, Lexus LBX'in içindeyiz. Otomobil gördüğün gibi sürekli bir ses çıkartıyor. Sürekli bir yerlerden bir ötme sesi geliyor, bir uyarı sesi geliyor. Aslında
kadar fazla teknolojinin içinde olduğunu bize belli ediyor. Aynen, ama evet, bana sorarsan bu kadar çok ötmesi tamam belki bizi güven tutmak için ama dikkat dağıtıyor. Ve ben bunu kapatamadım. Yani bayağı bir araştırdım. Kapanmıyor. Yani her şekilde bir ses duyuyorsun. İşte bu ses bazen şeritten çıkma sesi oluyor. Bazen işte yasal hız sınırını geçtiğin sana belli ediyor. Evet, güzel bir şey ama sürekli ötünce de acaba ben yanlış bir şey mi yaptım diye panik oluyorsun. Yani evet, olumlu bir şey yapmaya çalışmış ama bir yandan da sende bir olumsuzluk yaratıyor. Yani bak kapatamıyorum dedin. Hemen burada ekranda birkaç tane şeyi kapatabiliyorsun. Mesela yol işareti yardımcısı. Ben az önce kapattım açtım, sana öttü çünkü hız sınırını geçme diyor. Şeritten ayrılma sistemi burada ekranda görüyoruz. Onu açıp kapatabiliyorsun. İşte arkadan geçenlerin trafik uyarısı bu. Park ettiğin yerden çıkarken arkandan biri geçiyor mu geçmiyor mu, senin kör noktalarında kalıyor mu kalmıyor mu gibi. Bunları açıp kapatabiliyorsun bu ekrandan. Güvenli çıkış yardımcısı var mesela park ettiğin yerden çıkmak için. Bu ekrandan bunların hepsini ayarlayabiliyorsun ama bu ekran bana biraz şey gibi geldi. Böyle biraz eski tip bir ekran, minimalist bir tasarım. Hemen burada konsolda bu. Çok şık duruyor ama içindeki yazılım sanki eski tip bir yazılımmış gibi, böyle Game Boy'u andırdı bana. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Ya aslında eski demek belki çok doğru olmayabilir ama şöyle bir durum var. Yani Toyota grubu bu multimedya ekranı konusunda evet, yani Avrupalı markalara kıyasla daha minimalist, daha basit grafiklerin olduğu çok ama basit grafik, aynı zamanda evet, anlaşılır, kullanımı pratik. Yani burada evet çok böyle süslü bir ekran karşımıza çıkmıyor. Çözünürlük anlamında bu arada bence sıkıntı yok. Daha demin işte bu yer vitesi alınca arka kameranın görüntüsü kalitesi gayet yerinde. Şimdi sen burada bir yandan hibrit ekranı bize ekranı açtın. Evet. Şu anda bize neyi anlatıyor? Öndeki benzinli motor, ortada bir batarya var ve rejenerasyon sistemi var sanırım. Evet, zaten motordan bahsetmek gerekirse motor şu anda 1.5 litrelik motordan bahsediyoruz. Hibrit bir ünite. Aslında Toyota'dan tanıdık bir ünite. Hangi modelden bunu tanıyoruz? Yaris Cross'tan tanıyoruz. Fakat burada güç artırılmış. 136 beygir çıkmış, 184 Nm torka çıkmış. Yaris Cross'ta bu değerler daha düşüktü. İşte burada Lexus'un farkını aslında ortaya koyuyor marka. Fakat batarya konusu değişik. Bataryada ben birazcık topu sana atayım. Çünkü senin alanın bu. Bataryası benim bildiğim kadarıyla Toyota'daki hibrit bataryalardan daha farklı. Evet, genel olarak batarya konusunda markalar lityum iyon batarya kullanmayı tercih ediyorlar. Ancak Lexus'ta nikel kullanılmış, nikel alışım kullanılmış. Bu dayanıklılığı ve menzili arttırabilmek için deniyor aslında ama farklı markalarda farklı şekilde işte kobalt, nikel gibi alaşımlar ve madenler kullanılıyor. Genel olarak ama en yaygın olanı lityum iyon batarya. Bunun yanında işte Toyota'nın bir sürü farklı geliştirme yaptığını biliyoruz. Çok uzun menzilli bir elektrikli otomobil üzerinde de, elektrikli batarya üzerinde de çalıştıklarını biliyoruz. O da işte solid state diye geçiyor, bir katı batarya üzerinde çalıştıklarını kendileri açıklamışlardı. Ama bunda da farklı bir element kullanarak, farklı bir maden kullanarak ilerlemeyi tercih etmişler. Bu da işte hem dayanıklılığı hem de batarya ile elektrikli sürüşle gidilebilecek menzili arttırmak için yaptıklarını söylüyor Lexus yetkilileri. Zaten Toyota grubu biliyorsun, yani diğer hepsi aslında bütün rakipleri elektriğe doğru giderken Toyota ısrarla hibritte kalmayı tercih ediyor. Kendi vizyonunu bu şekilde ortaya koyuyor. İstersen bir yandan şu klimayı açalım da bir camımız buğulandı. Şuradan bak, klimayı açmış olduk. Evet, yani Lexus yine senin sevmediğin tip klima. Dokunmatik. Ama burada bak, sıcaklığı buradan tuşlarla yönetebiliyorsun. Aslında bu da böyle hibrit gibi olmuş birazcık. Evet. Hem tuşla hem dokunmatik. Ben sana kısaca şimdi Lexus'tan bahsedeyim. Lexus, Kuzey Amerika pazarı için kurulan marka, 80'li yılların sonunda kuruluyor. Toyota'nın premium markası şeklinde lanse ediliyor. Zaten Lexus'un ilk ortaya çıkışı da LS isimli F segmenti yer alan, yani işte Mercedes S serisi, BMW 7 serisi rakibi bir otomobildi. Sonrasında daha alt segmentlere Lexus giriş yapıyor. Bu otomobil Cem, Lexus'un en yeni modeli ve aynı zamanda en küçük modeli. En B segment. En ucuz çünkü neden? En küçük. Evet. B segment SUV. Fakat Lexus yetkilileri özellikle şunu vurguluyor. Evet, bu araç B segmenti yer alıyor ama daha büyük segmentlerdeki Lexus'ların yaşattığı hissiyatı hem kullanıcıya hem de yolcuya yaşatma gibi bir misyonu bulunuyormuş bu aracın. Bilmiyorum, sen bu yani daha büyük Lexus'larda yaşatılan hissiyatı şu an yolcuya yaşayabiliyor musun? Ya büyüklük değil aslında buradaki mesele. Konfor olarak bana hem koltukta, koltuğa ilk oturduğum zaman o konforu algıladım. Dokunduğum yüzeylerde de yumuşak olması, deri dikişler vesaireler olması bu hissi veriyor aslında. Yani bir Lexus'ta oturduğunu hissettiriyor. Ama bence bir eksiği var.
yol sesini ve motor sesini çok alıyoruz içeriye hibrit olmasına rağmen. Yalıtım, ses yalıtımı. 3 silindirli değil mi motoru? 3 silindirli, evet ses yalıtımı. İşte 3 silindir sesini alıyorsun biraz. Japon otomobillerinde ne yazık ki yani birazcık daha zayıf oluyor. Burada Japonların aslında sadece bu marka için değil, bütün Japonlar aslında yalıtım konusunda çok önem vermiyor. Evet. Ama ben sana bir ayrıntıdan bahsedeyim. Mesela normalde Toyota grubunda bu segment, hatta bu segmentin bir segmentindeki araçlarda bile motor kaputunun içinde bir yalıtım malzemesi göremezsin. Hı hı. Kapıların içinde mesela gelen ses daha fazladır. Burada aslında bir şeyler yapılmış. Ama yapılan bu yalıtım tabii ki de yine de batılı rakiplerine kıyasla daha geride kalmış. Ya burada Japonlar yalıtıma çok önem vermiyor. Yalıtım malzemesi biliyorsun otomobillerin ağırlığını artırıyor. Yani bir otomobil komple yalıtım yapılsa bu aracın herhalde 100 kilograma kadar daha doğrusu artabiliyor. Burada verimlilik ön planda. Bu verimlilik aslında bir yandan da neyle desteklenmiş biliyor musun? Sürüş dinamizmine desteklenmiş. Hı hı. Şimdi Toyota mühendisleri biliyorsun burada senin anlattığın bu nikel metal bataryayı arabanın tabanına konumlandırıyor. Hı hı. Bu da otomobilin zaten platformu da bunu destekliyor. Ağırlık merkezini aşağıya indiriyor. Ben daha demin bunu aracın dışındayken bizi izleyenlere aktardım. Ama kullanırken şunu anlatmam lazım. Bu ağırlık merkezinin aşağı çekilmesini direksiyon başında ben çok net biçimde hissediyorum. Bu aracın ağırlık merkezinin aşağı çekilmesi aslında aracın dinamizmine olumlu katkı sağlıyor. Zaten bu otomobil dikkat ettiysen aslında B sıralamasına rağmen çok yüksek bir araç değiliz. İşte burada bu otomobilin alçak tasarlanmasının sebebi de bu ağırlık merkezinin aşağıda korunma amacı. Bunu da işte direksiyon başındakine daha dinamik sürüşle aslında bu otomobil yaşatıyor. Yiğit yalnız çok tüketiyorsun. Test burada, tüketimi biraz gazlamışsın anladım. Bu dinamizmi sen görmüşsün. Burada, normalde çünkü burada fabrika amacımız verisi 4.2-4.5'larda gösteriyor. Biz bu motoru da tanıdığımız için biliyoruz aslında. Bayağı yükseltmişsin tüketimi. Burada bizim amacımız tabii tüketimden ziyade otomobil deneyimi olduğu için. O yüzden tabii birazcık aracın gazına bastım. Şimdi Lexus LBX'in içinde işte bu kaplamaları görüyorsun, dikişler burada bulunuyor. Kullanılan malzemeler kaliteli. Sana şundan bir de bahsetmem lazım. Bu kullanılan deri dikişler, deri malzemeler vegan malzeme aslında. Hmm. Bu da sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Onun haricinde Cem mesela sen daha demin kapıyı açamadın burada. Evet. Neden? Çünkü alışagelmişin dışında bir tasarım bulunuyor. Bu da aslında Lexus'un imzası niteliğinde bir kapı kolu. Sadece kapı kolu değil, bunu teknolojiyle desteklemişler. Araç hareket halindeyken bu kapı açılmıyor. Şimdi bu da güvenli yani aslında. Şu anda basıyorum, araç hareket halindeyken elektronik bir sistemle kilidin açılmasını önlüyor. Sadece durduğun zaman kapının açılmasına olanak tanıyor. Bu da çok güzel bir özellik bence. Bir çocuğu olan biri olarak söylüyorum. Peki şimdi aracın teknolojisinden devam edecek olursak. Benim şu karşımda bir tane ekran gözüküyor. Direksiyonun hemen üstünde. Hı hı. Bu sen de daha demin buna değindin. İşte bu öten seslerden bir tanesi aslında bundan kaynaklanıyor. Senin dikkatini ölçüyor. Dikkatimi ölçüyor. Mesela ben burada yola bakıyor muyum, bakmıyor muyum? Benim işte iki elim direksiyonla mı değil mi? Eğer bunları ben yani ideal sürüşü karşılamıyorsam hemen burada bir sesli ve görsel uyarıyla beni burada uyarıyor. Peki aracın fiyatına geçelim. Biliyorsun biz bu bölümde, bu programda daha doğrusu fiyat konuşmuyoruz. Hı hı. Neden? Çünkü araç fiyatları her geçen gün değişiyor. Fakat fiyat politikası hakkında konuşmak sanırım yanlış olmaz. Ben şimdi fiyat tabii ki telaffuz etmeyeceğim ama fiyatı... Sadece en ucuzu, yani markanın en ucuzu olduğunu biliyorum. En ucuzu, evet, markanın en ucuzu. %80 ÖTV yer alıyor. Yani bugüne kadar Lexus'un sahip olduğu en düşük ÖTV dilimi aslında bu araç. Hı hı. Bir kısımlarına evet pahalı gelecektir. Sonuçta bu otomobil şunu unutmamak lazım. Lexus premium marka olarak kendisini konumlandırıyor. Dolayısıyla burada bu boyutlarda bu otomobil görünce bu fiyat yüksek geliyorsa eğer size bu markanın aslında logosuna ya da içinde sunduklarına bakmanız lazım. Evet. Çünkü bu segmentte evet çok daha ucuz otomobiller bulunuyor ama onlar premium özellik size sunmuyor. İşte burada bu aracın içine oturduğumuzda biraz önce bahsettik. Gerçekten o yani hissiyatı, konfor hissiyatını yaşıyorsunuz. Evet bir takım eksiklikler bulunuyor. Bunların başında yalıtım geliyor bana söylersen. Ben eksiklik değil ama beni rahatsız eden şey işte bu sensörlerin çok fazla ötmesi, sürekli beni uyarması. Ya, sana boşuna teknoloji düşmanı demiyorum ben. Düşman değil ama ben teknolojinin her zaman biliyorsun hayatımızı kolaylaştırmak için olmasını sanıyorum. Dolayısıyla evet yani eksikleri olmayan bir araba değil. İşte arka diz mesafesi bence olması gerekenden daha kısıtlı. Küçük bagajı yanılmıyorsam 330 litre civarında. Yani bir C segment, bir hatchback'ten daha küçük. Bunun da ben birazcık daha büyük olmasını beklerdim. Ama özetle Lexus LBX markanın yeni neslini, yeni kimliğini temsil ediyor. LBX hakkında sanıyorum her şeyi konuştuk. Aynen. İstersen sen şimdi bize o bavulvari tipindeki bataryayı bir anlat.
Çünkü ben onu da açıkçası merak ediyorum. Yine elektrikli motosikleti bize anlatacaksın. Evet. Ben şimdi seni onun yanına götüreyim. Sen bize birazcık ondan bahset. Olur. O zaman şimdi Silence'ın yanına gidelim. Hadi bakalım. Mobilite kavramı her geçen gün değişmeye devam ediyor. Programın başında Yiğit'le anonsumuzda bahsettiğim gibi geçtiğimiz hafta Çin'de oldukça farklı şeyler gördüm. Gittiğim Shenzhen'in bulunduğu eyalette içten yanmalı motosikletleri yasaklamışlar. Yani bundan böyle orada yalnızca elektrikli mobilite, elektrikli iki tekerlekli araçlar kullanılabiliyor. Otomobillerde henüz böyle bir yasak yok ama bu yasağı Çin'in getirmiş olması demek içten yanmalı motosikletlerin de yavaş yavaş azalacağını düşünebiliriz demek oluyor aslında. Bugün de yanımda bir kez daha elektrikli mobilitenin bir üyesi var. Yanımda bulunan araç bir Çinli değil, bir İspanyol markası Silence. Onun S01 Plus modeli. Yani artmış menziliyle karşımızda, hemen madem menzilini söyledik, 130 kilometrelik bir menzil sunuyor Silence S01 Plus. Bu 130 kilometrelik menzili elbette her modunda sunamıyor. 3 adet modu var bu aracın. Eco, City ve Sport modları var. City moduna geçince menzil biraz daha azalıyor. Sport moda geçince elbette gazın verdiği tepkiler çok arttığı için bu menzili biraz daha azalıyor. Ancak 130 kilometrelik menzili sunduğu Eco modunda 70 kilometre ile sınırlı bir maksimum süreti var. Bu maksimum sürat City modunda 85'e, Sport modda ise 110'a kadar çıkıyor. Yani böyle küçük gözüktüğüne bakmayın, 110 kilometrelik bir maksimum süreti de bulunuyor elektrikli bu motosikletin. Önden biraz tasarımıyla başlamak gerekirse LED farlarını görüyoruz burada ve ince bir yapısı var. Şehir içi için tasarlanmış bir yapısı var. Konforlu bir sedesi var buna karşın. Artçı konforu da aslında benim beklediğimin üzerinde oldu diyebilirim. Arkama binenler rahat olduklarını da söylediler. Arka süspansiyon sertleştirip yumuşatılabiliyor. Bu süspansiyonu yumuşatarak aslında sele konforunu da, sürüş konforunu da arttırmamız mümkün. Tümseklerden geçerken veya başka bozuk arazilere, bozuk yollara girdiğimizde daha yumuşak süspansiyonla daha rahat ilerlemeyi sağlayabiliyoruz. Bize 130 km menzil veren bu bataryanın kapasitesine gelecek olursak içerisinde 5.6 kWh saatlik bir batarya bulunuyor. Lityum iyon batarya aynı zamanda çıkartılabiliyor. Bu ne demek? Seleyi açtığımız zaman selenin içinde bulunan butonu çekiyoruz. Aracı sol tarafına geçip adeta bir bavul gibi bataryayı çıkartabiliyoruz. Bu bataryanın tekerlekleri olduğu için eve götürüp basitçe ev prizinde de şarj edebiliyoruz. Bu da oldukça konforlu bir şarj imkanı veriyor bize. Ayrıca bir uzatma kablosu çekip dışarıya veya garaja kadar indirmemize gerek kalmadan bu bataryayı eve çıkartıp evde şarj edebiliyoruz. Hemen ağırlığına da gelmek lazım tabii. İnsanlar bunu görünce ağırlığının ne olduğunu merak edecektir. Motorun kuru ağırlığı 111 kilogram yalnızca. Yani aslında bunu kaldırmak oldukça kolay. Bataryayı ayırdığımız zaman çok daha düşük bir ağırlık var ve tekerlekli olması da bavul gibi eve çıkartmamızı sağlıyor. Bunun yanı sıra elektrikli cihazlarda sıkça görmeye başladığımız ve geçtiğimiz haftalarda da gösterdiğimiz bir geri vitesi var bu motosikletin. Sol elimizin altında bulunan bu yeşil düğmeye basarak gazı açtığımız zaman motosiklet geriye kendi kendine gidebiliyor. Elbette biz üzerindeyken bunu yapmak daha güvenli. Yanındayken yapmaya kalkınca biraz tehlikeler oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra elbette başka teknolojik özellikleri de var. Akıllı telefonumuzu şarj edebileceğimiz sol taraftaki gözde 2 adet USB girişi bulunuyor. Bunun yanı sıra Silence'ın bir de aplikasyonu, mobil aplikasyonu var. Ancak şu anda Türkiye'de henüz faaliyet göstermiyor mobil aplikasyon. Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bir aplikasyon. Silence S01'in ekranına da gelmek gerekirse bu kadar teknolojik bir cihaz için minimal bir ekranı var.
ekranda bütün verileri görebilmemize karşın renksiz ve daha eski tip bir ekran karşımıza çıkıyor. Orada sürüş esnasında şarjın yüzdesini, menzilini görebiliyoruz ve bunun yanı sıra aynı zamanda rejenerasyon sistemini de görebiliyoruz. Yani gazı bıraktığımız zaman motosiklet kendisi bir frenleme yapıyor ve bu frenlemeyle bataryaya da bir ek kazanım sağlıyor. Yani yokuş aşağı inerken gazı kapattığımızda kendi kendine şarj olmasını sağlayan bir dinamik de mevcut bu motosiklette. Sürüş dinamiklerine de biraz geçeyim. Dedik 110 km'ye kadar hızlanabiliyor dedik. Nasıl frenliyor peki? Oldukça başarılı frenleri var. Papatya diskleri var ancak bir eksiği var. Yani yol tutuşu da iyi olmasına karşın bu motosiklette ABS bulunmuyor. ABS bulunmaması da yağmurlu günlerde veya ıslak zamanlarda çok ani frenlemede tehlike arz edebiliyor. Bir aman dedirtiyor insanı açıkçası. Evet, süspansiyonun ayarlanabileceğinden bahsetmiştim. Bu da bize hem sürüş konforunda hem de virajlarda başarılı bir performans sunuyor aslında. Onun dışında sele yüksekliği de aslına bakarsanız kısa boylular için biraz yüksek gelebilir kulağa. 85 santimlik bir sele yüksekliği var. Ancak ayarlanabilip opsiyonel olarak 75 santime indirilebiliyor. Evet, şimdi Silence S01'den bugünlük bu kadar. Biraz da yolda deneyimleyelim. Sonra görüşürüz. Değerli izleyenler, programımızın bu bölümünde elektrikli motosiklet ve hibrit otomobili sizlere tüm yönleriyle anlatmaya çalıştık. Haftaya yine yeni modellerle, en son çıkan yeniliklerle birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.